Başka çare kalmadı. Kimi sivil göç etti, kimi yerlerini yurtlarını bırakamadı. Saldırıya karşı önlemler alındı. Kimi çocuğuna saldırı sırasında maskesini nasıl takacağını gösterdi. Kimi evine gizli bir bölme inşa edip yiyecek içecek istifledi. İdlib'de siviller rejim ve Rusya'nın olası büyük saldırısına karşı kendi imkanlarıyla önlemler alıyor. Allahu Ekber. İki girişimci ise hava saldırılarına karşı halkı uyarmak için kolları sıvadı. Amaçları halkın saldırıdan önce bölgeyi terk etmesini sağlamak. It takes in observations both from human observers and from remote sensors. These observations are of aircraft in flight. And they include facts like what kind of airplane, which direction it's heading, and then of course things like time of day and where the observation was made. Kurulan alarm sistemi gözlemleri, verileri inceledikten sonra çevresini uyarıyor. Sosyal medya platformları bu noktada çok önemli. Yavaş, yavaş. It then makes a determination about where and when that aircraft might go. This determination creates a warning for the local populace, the potentially affected communities, and that warning goes out over popular social media platforms. It goes out over peer-to-peer messaging, popular peer-to-peer messaging programs like WhatsApp and Telegram, and then it also goes out via remotely controlled air raid sirens and warning lights. Sistemin İdlib halkını saldırılardan koruyup koruyamayacağı merak konusu.